Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz üzere ben yine go. Nereye go? Çok sevgili canım parçam kuzenimle bugün bir günlüğüne minik evlere gidiyoruz. Evet, minik evlere gidiyoruz arkadaşlar. Orada biraz vakitler geçireceğiz. Fotoğraflar çekileceğiz. Kuzenimle siyasetten, tarımdan, ekonomiden falan bunlardan konuşacağız. Böyle bir kafa tatili yapalım dedik beraber. Onun için go! Bir günlük gidiyoruz. Şuraya bak ama, nakliye şirketi gibiyiz ya. Neyse, gidelim bari. Çok önemli. Hırsızlık bugünlerde çok fazla işlenen suçlardan biri. O yüzden evimi güvene alıyorum. Yeryüzüne inmiş bir melek tanesi gibisin Aslı Kaya ya. Öf, çok sıcak. Üzerimi çıkaracağım. Etkilenmeyin ya. Vallahi çok sıcak. Bu tişört de var maşallah, bana 85 beden büyük olduğu için battaniye gibi duruyor üzerimde. Vallahi yolculuğu Melike seksi geçireceğiz. Sırtı da böyle. Trafiğe kaldık. Teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin. Evet, kuzenimle minik eve geldik arkadaşlar. Böyle bir serüven yaşayacağız. Peki neden? Canımız sıkıldı. Dedik ki tam bu evde çok sıkıldık, bir de gidelim minik evde yaşayalım dedik ve geldik buraya. Evin içi minik olduğu için bavullar falan dışarıda kalacak. İşte bunları buraya koydum şu anda. Evin içine birazdan gireceğiz. Aslında tam benim boyutuma göre bir ev yani. Baksana, ay ne de güzel yakıştım, bir bakın. Vallahi çok güzel yakıştım. Evet, burada da bir bahçe alanı var. Burada da var. Burada işte arkadaşlar bu yolda az önce işte öğrendim. Düşünmeniz gereken bir takım şeyler var. Bu yola giriyor musunuz? Burada düşünüyor musunuz? Bir ileri bir geri yapa. Bunun adına da düşünme yolu demişler. Böyle bir özelliği, ne düşünüyorsanız oluyormuş burada. Bakın şimdi nasıl düşünülür size onu göstereceğim. Ya Allah'ım ya, camın önüne bak ya, çiçekler var. Yapay çiçekler ama olsundu. Ay, kendimi çok tatlış bir housewife gibi hissediyorum ya. Ayakkabılarımı çıkardım 22 dakika boyunca. Ay, evine kadar. Ne yapıyorsun ya? Kıyamam. Koltuk vardı burada. Ha, inmeye üşendin herhalde. Burada bıraktın kendini. Ya kıyamam sana ya. Buzdolabının üstü de bak güzel. Buraya da oturabilirsin. Canın sıkıldığında tezgahın üzerine de oturabilirsin. Evet arkadaşlar, 42 ya da 45 metrekarelik bir eve geldik şu anda. Bir minik eve nazaran bir tık daha büyük minik ev. Artık bu kelimelerden bir paragraf oluşturun diye düşünüyorum. Susmayan telefonum yine çalıyor. Evet arkadaşlar, normal dediğim gibi bir mayına bastım gibi hissettim. Evet arkadaşlar, burası mutfak. Buranın bayağı büyük bir mutfağı var. Ama stil olarak Allah'ım, kendimi Amerikalarda hissettim. Yemin ediyorum ya. Evet, ocak tatlış bir ocak. Yani yapılan... Aa bak, saklama... Aa bu ne? Aslı o bulaşık makinesi. Aa! Şaşıramazsın. Kız, minik bulaşık makinesi hayatımda görmedim. Bak şu an gördüm. Bir de minik evde bunun olmasına çok şaşırdım. Dolabın içinden ne çıktı? Bulaşık makinesi. Aa, buradan hiçbir şey çıkmadı. Evet, burada bir kahve makinesi var. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, ben her sabah espresso, macchiato, vat mokka'mı içerim. Hepsini de burada gerçekleştiriyorum herhalde. Lavabo... Şu lavabonun güzelliğini. Ya bak şurada tipe bak. Tamam mı? Zaten hani şurada bulaşık yıkıyorsun ya. Camdan da çocukların oynuyormuş. Onlara bakıyorsun. Ya salaklar ya. Oynayışlara bak falan. Resmen hayal. Resmen. Bak bayağı büyükmüş. Bu da buzdolabı. Buzdolabı çok güzel ya. Keşke içi de dolu olsaydı. Neyse, biz aldık çok şükür. Ama çok güzel buzdolabı. Vallahi ben bunun üzerine oturmuyorum. Böyle poz bile veririm. Burada bak yemek köşesi yapmışlar. İşte hazırlıyorsunuz falan, yemeğinizi de burada yiyin diye. Alana çok yakıştım Melike. Valla çok güzel oturuyorsun. Bu oturuş mükemmel. Televizyon köşesi burası yapmışlar. Koltuk burası. Burası neymiş? Burayı dolap falan. Bu ne? Gömü çıkıyormuş değil mi? Dolaptan gömü çıkıyormuş. İşte bu kadar. Ha, burası herhalde saklama alanı. Bu şeyleri oraya koyabiliriz yani. Eşyaları. Sürmeli. Bir dakika. bu eşyaları buraya koyabiliriz ve ben tam bir geri zekalı olduğum için bak kapı sürülerek açılıyormuş. Ben az önce böyle yapıyorum. Ay elimde kalır çünkü çok güçlüyüm. Çok güçlüyüm. Ay baksana mutfağın tepesini nasıl yapmışlar ya. He vallahi bildiğin Texas'ta yaşıyor gibi hissediyorum şu an. Şuraya bak, resmen şu kapıdan annem önünde. Aslı gel Amerikan payını yaptım der gibi öyle hissediyorum ya. Ay İngilizce konuşmamı gördünüz mü bu arada? Harika. Bu unutulmasın. Yine kendime çekiyordum kapıyı bu arada, bu da unutulmasın. Evet, sürgülü kapıyı açtıktan sonra işte evet arkadaşlar duşakabin şey çok güzel. Bak ben aha düşüyordum ben. Şunlar çok hoş duruyor ya. Hele burası da lavabosu. Maşallah diyeyim. Evet, bu merdivenlerden çıkıyorum. Ay her yerde kendimi görüyorum. Mutlu oluyorum ya. Oh. Ya çok güzel. Baksana şuraya. Yatağın üzerine kaktüs koymuşlar. Biblo falan. Ne yapacak insanlar gelip birbirine kusalanır. Ha burada yaşarsın. Küçük müçük ama yani 3-5 tane tişörtle ben hayatım boyunca geçinirim falan diyorsan bence çok ideal yani. Bu gece burada bir uyuyacağım. Bak bu yatağa girdiğimde nasıl güzel gözüktüğümü hepiniz göreceksiniz. Tam benim tarzım bir ev bu. Ben minik eve yerleşiyormuşum değil mi? Zaten küçüğüm, ne olacak ya? Ama kıyafet sıkıntı bende. O olmasa baksana şuraya bak. Yani bu evde geçişlerimi düşünün. Evin her köşesinde çok seksiyim. Melike buzdolabını yerleştiriyor. Ben de yerleştirdim biraz. Melike dedi ki abla, abla dedi. Abla der bana hep çünkü. Ben ondan büyüğüm. Abla diyor. De bakayım. Abla. Bak ne güzel diyor abla ya. Şimdi buzdolabını yerleştiriyor. Ben de etrafı şöyle bir kolaça yok. Ben de şu eşyaları yerleştireceğim. Bavulu şuraya koydum şu anda. Çünkü bir iki video çekmek istiyorum açıkçası. Bir iki fotoğraf falan çekeyim. Onun için bu kadar eşyayla geldim. Bir iki dediğim 4-5 tane çekerim herhalde. Onun sonrasında Nescafe almayı unuttum ben. Heh, ne yapacak? Onun öncesinde biz ne yapacaktık? Bir şeyler yiyeceğiz ya. Aperatif bir şeyler yiyeceğiz. Kekimiz var. Kek yiyeceğiz. Şu an hiç benim de hazırlayasım yok. Melike'nin de hazırlayası yok. Domates getirmiş mi adamlar? Hı hı. Olmadı. Sonrasında bir yatıştırıcı bir şeyler yaparız. Akşam yemeğimiz hazır. Onların malzemesini aldık da biz gün içerisinde yiyeceğimiz bir şey almadık ya. Neyse aperatif olarak kola ve kek yeriz. Öyle kolayı yeriz ama. Biz hep kolayı ailecek yeriz. Evet şu dışarıdaki artık ayakkabıları falan bunları toparlayayım. Sonra Melike ile Amerikan futbolu oynayacağız. O da çok seviyor, ben de. Nasıl şıkım? Nasıl şıkım? Böyle bir şık olamam. Biz sözde yemek yiyecektik Melike ile ama ne yap? Yiyemedik daha. Çünkü ben dedim ki şu videoyu çekeyim, onu çektim. Ay şu fotoğrafı da mı çeksek, o çekildi. Ay şu videoda mı çekilse, o da çekildi. Diye daha yeni ağzıma sokacağım keki. Öldüm ya. Dayanamadım ama çektik, ne yapalım? Ne yapalım yani? Birazdan akşam yemeği yememiz lazım Melike. Allah rızası için bunu yapmamız lazım. Bu konuyla ilgili ne yapacağız ya? Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Bugün bak üşengeç bir insanım ama bugünlerde double üşengeç insanım. Alışverişi İstanbul'da yaptım. Bagajıma doldurdum. Öyle geldik. Makarnamız var. Sonra ne aldık ya? Cordon bleu aldık. Kolay yapabileceğimiz, bizi yormaya. Ondan sonra Melike şey dedi. Kömür al falan. Ben mangal yaparım falan dedi. Ben dedim ki saçmalama Melike. Öyle şimdi onu yaparız herhalde. Yaparız değil mi? Hı hı. Böyle bir de domates aldık. Böyle bir de salatalık aldık. Ağzıma kek yayılınca konuşamıyorum. Sen yemek hazırlayacak mısın diye duydum. Ne diyorsun? Bu konu hakkında böyle dediler bana. Senin el lezzetin üzerine kimse su dökemez Aslıcığım. O doğru ama şey hani bugün çok bir isteğim yok açıkçası. Hani keşke soğan da alsaydık ya. Bak soğan doğal antibiyotik. Hele 2 tane alsaydık, hele kesseydik onu biz gibi yiydik. Ay az önce su içiyordum. Yemin ediyorum gırtlağımda kaldı su. Melike çok güzel haberler verdi bana. Birincisi başıma gelmeyen kalmadı. Sabahtan bir sinekler yiyor her tarafımıza. Bu bir. Bu konu hakkında sonra şikayet edeceğim. İkincisi ben süper zekamla yine çok süper hareketler yapmışım. Yağ almamışım. Tuz da almamışım. Hani yağ çok önemli değildi. Tuz çok önemli. Tuzu almamışım. Ve ne yapacağım bilmiyorum. Vahiy yoluyla belki gelir. Bir dua edelim. Belki olur yani. Evrenden isteyelim. Evet, isteyelim. Ne kadar güzel evrenden tuz istiyorsun be Melike. Evren? Ay, karabiber yemem. Geçen bir karabiber yedim. Hii, ay amen tenrem. Et yiyecektim. Üzerine bir karabiber dökmüşler. Ölümüne bak. Her tarafımdan böyle alevler çıktı zannettim ya. Öyle bir acıydı. Dilimin üzeri uyuştu. Üst tabakayı almak istedim. Yolmak istedim. Bunu da anlatmak istedim. İşte öyle. Oh, ne güzel dağıtmışım ortalığı. Her tarafa yığdım. Çekip çekip yığdım. Yukarı kata çıkıp video çekeceğim. Melike sen ne diyorsun zaten? Canım kuzenim benim ya. Sen saçına sarı mı attın? Kız. Oo, günaydın. Teşekkürler. Günaydın Aslı, bilgim oldu. Valla bilmiyordum kız. Hiç ama küçücük bir şey attırmışsın. Onu nasıl göreyim? Aslı buradaydı yani. Çok ulvi değişiklikler yapmışsın kendine. Ay, pestilim çıktı. Benim burada bir pestilim çıktı. Bu kızın orada ayrı pestili çıktı. Bir değişiklik yaptık. Sağlıklı besleniyoruz. Yağ yok. Yağ bulamadık. Tuzu bulduk ama yağ bulamadık. Evet, şimdi yemek yiyeceğiz. Burada yemek köşesinde yiyeceğiz ikimiz. Çünkü dışarıda yiyemeyiz arkadaşlar. Bir sinekler var. Allah'ım, sabahtan beri yiyorlar. Onu da beni de. Kabartmadıkları yerler kalmadı. İlacımızı sıktık. Yaptık ama bizi ısırdıktan sonra sıktık, aklımıza geldi. Aa, biz ilaç almıştık falan diye. Buranın tek kötü yanı o, çok sinekler ısırıyor. Hiç acımaları yok. Arlanma, utanma, arlanma denilen zaten hiçbir şey yok. Tuttum mu koparıyorlar. Kızın az önce yanağı kabardı. Kaşı kaşı bir hal oldu. Yanağı böyle şişti. Şimdi indi ama. Allah'ım, çok acım. Az önce 1,5 dakikadır konuşuyorum ve kamera açık değilmiş. Basmamışım kayıt tuşuna. Var ya, iyi ki varsın kuzenim ya. Bak, çok iyi bir insansın. Etrafını nasıl toparladık ya. Hemen canımız çıktı. Saat kaç şu anda? Saati gördünüz mü? 12.30. Bu insan evladı bu saate kadar video çekti. Ondan sonra şimdi günün en sevdiğimiz saatine geldik. Artık oturup dinleneceğiz. Siyasetten konuşacağız. Tarımdan, ekonomiden, dinden, felsefeden, psikolojiden, sosyolojiden, fizyolojiden, biyolojiden. Bütün hepsinden. Elektromanyetik, bu çok önemli. Bunu bugün tartışacağız ağırlıklı olarak. Bunları konuşacağız. O zaman keyif. Gecenin sonunda ya da halay çekmeyi planlıyoruz. Yok. Ailece. Evet. Halay başı ben olacağım ama. Melike ile bu konuda hep kavga ediyoruz. Yok o diyor ben halay başı olacağım. Ben diyorum ki yok ben olacağım. O diyor ben olacağım ben. İşte bakalım bu senin, ay bu akşam ne olacak? Bu sene ne ya? Görüyorsunuz. Ay vallahi keyfim çok yerinde ama bak şu benim çok dikkatimi dağıtıyor. Kapının önünde sanki şu kocaman evde 99 kişi yaşıyormuş gibi. Bütün ayakkabılarım orada. Şurada kalan bir çaresiz kola şişesi var. O niye orada ya? Neyse. Ay çok güzel ama ya. Şu an var ya. Şu an var ya bak, açarız müziğimizi. Başlarız muhabbetimize. Çok güzel ya. Arada gerçekten kendinizle kaliteli vakit geçirin. Ben geçen ay tek başıma geldim. Minik bir eve. Kafamı dinledim. Sakinleştim. Huzur doldum. Meditasyon yapmadım. Beni biliyorsunuz. Nerede o köpek ya? Ben geçen de 2 gün kaldım. Az önce telefonumun şarjı bitti. Diyeyim telefonumun şarjı takayım. Her içeri girdiğimde gözüm fırının markasına denk geliyor. Silverline yazıyormuş orada. Markası oymuş. Ben de Silverdin diye okuyorum. Ulan diyorum, Silverdin ilaç markası değil miydi? Fırın sektörüne mi girdiler diye. Beynimi ilaçtı değil mi? Silverdin. Yara kremi. Tamam, ilaç yani. Yara kremiymiş bu arada. Yanık. Evet, yanık kremini evet fırın markası olarak bağdaştırdım. Olsun. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bu da Aslı Kaya'nın zeka ürünü. Ne yapayım ya? Ay saatin 2 olduğunun farkındasın değil mi bu arada? Saat 2 olmuş. Ben Melike'den çocukluk fotoğraflarımı istedim. Çünkü benim ailemin fertleri beni çok çekmemiş. Halamlarda daha fazla benim fotoğrafım var. O haliyle Melike'den istedim. Melike de az önce diyor ki bu arada diyor Aslı diyor hani senin diyor hiç fotoğrafın yok diyor. Ablanın diyor bir dünya fotoğrafı var diyor. Bebeklik, 1 yaşı, 2 yaşı, 3 yaşı, 4 yaşı. Ama diyor üzülme diyor. İkincilerin hep kaderi bu diyor. Bak ben de ikinciyim. Bende de aynı durum olmuş. Çok dertliyiz bu konuyla ilgili. Ay evet hatırlıyorum ablamın gömlekleri, pantolonları o kadar güzeldi ki ben hep onun eskilerini... Ağlayacağım şimdi burada. Nereden açtın sen bu konuyu? Dur ben şuraya gideyim bir ağlayayım geliyorum tamam mı? Yani İstanbul'a giderken kaza geçiriyormuş. Yok kız Allah korusun. 3. sayfa haberlerinde. Niye 3. sayfa haberlerine çıkalım kazaya geçirsek? 1. sayfayı hak ediyoruz biz saçmalama. 3. sayfa diyor ya. Annem benim tekstil işiyle uğraşıyor. Kıyafet dikip getiriyordu. Şöyle... Bir gün bir pantolon getirmiş. O pantolonu hiç hatırlıyor musun sen? Pantolonun göt kısmında sexy girl yazıyor. Pantolonu şöyle açtım. Popo kısmını daha görmemiştim. Baktım Allah'ım ön tarafı o kadar güzel duruyor ki pantolonun. İnanamaz. Ben pantolonu giydim. Hala popo kısmına bakmıyorum. Çok ilgi odağım değil. Görmediğim için. Giydim falan. Ablam gülmeye başladı. Sende de arkasında yazan yazıyı gördün mü Aslı? Yo dedim görmedim. Arkada yazı mı yazıyor? Sonra dokundum. Evet bir yazı bir şey var orada. Aynaya bir gittim. Sexy girl. Hayatta giymem ben. Ay şimdi verseler o pantolonu bak nasıl giyeri. Annem ileri görüşlü kadın. Evet. Benim ne kadar seksi bir girl olacağımı bildi. Bana o pantolonu o yüzden giy. Ay Allah'ım bir sineklen bak. Böyle bir şey. Kız ben ne gördüm geçen biliyor musun? Onu anlatayım. Sabah kalktım tamam mı? Kahve içeceğim. Geçtim balkona. Kahvemi içiyorum. Sonra bir baktım böyle karşıya. Böyle küçücük 2 tane bir şey tamam mı? Sinek. Biraz daha böyle bir yakınlaştım. Çiftleşiyorlar. İnanamıyorum. Fuck off dedim. Sineğin bile ilişkisi var. Ama fotoğrafını çektim ben bunu bu arada gösteririm. Biraz. Çektim 10 tane falan fotoğraf çektim bu arada gösteririm. Onları uçursaydın da ayrılmadan uçuyorlar. Öyle öyle biliyorum öyleymiş gördüm onu. Baktım 10 tane fotoğraf çekip hala devam ediyor bunlar. Gerizekalılar dedim 2 kahve keyfim var milletin cinsel münasebetini görüyorum. Ondan sonra gittim böyle peçeteyle bir ittim. Anam o üstteki alttakini tuttu uça uça. Havada şey hala cinsel münasebette. Evet arkadaşlar güzel, uzun, yorucu ve seksi bir günün sonuna geldik. Ben şimdi yatacağım. Ay ya uf ya. Yemin ediyorum şu evin koskoca halinden istiyorum kendime. Bak koskoca. Tam böyle benim hayalimdeki gibi ev. Melike anahtarı ver de bari hayatında ilk defa kaldığın bir istiyareye yatayım ben burada. Evleneceğim insanı göreyim. Ay bak camı da açtım. Bacaklarımı görmek istedim çünkü. Hayır alakası yok. Yıldızları görmek istedim de şu an ışık açık olduğu için şu an göremiyoruz. Birazdan dur bir deneyeceğim. Işığı kapattıktan sonra. Telefonumu şarja taktım. Suyumu yanıma aldım. Rüya alemine hazır mıyım? Evet. Ay ben yatıyorum. Yok anam yıldızları göremiyorsun buradan şu an. Yıldız yok çünkü. Hepinize günaydın. Kalktık işte. Bugün de kalktık. Günü yaşayacağız. Allah'ım parmağımı ısırmış bak sinek. Bak hafif bir şişlik var burada. Şişecek bu parmak yine. Allah'ım en garip salak yerlerimi ısırmış ya. Of. Ay çok güzel bir güne başladık. Bak şu... Açtım tepeyi. Şırsın ışığı gelsin de gözüm açılsın diye. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim arkadaşlar. Kalkıyorum. İşte kalkmak istemiyorum. Bütün gün uyumak istiyorum burada. Dün o kadar çok yoruldum ki burada uyumak istiyorum. Neyse tamam hadi banyoya gidiyorum. Uzatmaya gerek yok. Oh çok şükür kahvaltımız geldi. Dün akşamdan beri bunun hayalini kırıyorum ya. Güno, Melike. Günaydın. Ay, çok seksi bir güne uyandık ya. Başladın mı kahvaltına? Yok daha başlamamış. Beni bekledi. Büyüğünü bekliyor. Bir daha abla de bakayım bana. Ablacığım. Ya Ay ne kadar güzel abla diyor ya. Kahvaltı yapalım bari. Kahvaltı yaptıktan sonra çıkacağız arkadaşlar. Ya kafamı nereye çevirsem her tarafta yüzüklerim var. Aksesuarlarım her tarafa dağılmış pozisyonda. Ama kafammış gibi ses çıktı değil mi? Az önce dirseğimi vurdum da kafamı vurdum zannetti. Evet, Kaya Turizm'in seksi yolcuları. İstanbul'a olan yolculuğumuz başlamıştır. Lütfen kemerlerinizi takınız ve sessizce ve sakince yolculuğunuzun tadını çıkarınız. Daha yeni kendime gelebildim. Geldiğim gibi yattım. Vurmuşum kafayı. Kaşına uyumuşum. Ay çok güzel uyumuşum bak. Öyle bir rüya alemine daldım ki anlatamam. Neyse şimdi kalktım, duşa falan gireceğim. Bunu gördüm. Bu, ne oldu? Bu niye? Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dudağım da uçuk çıkacak herhalde ya. Of!